Anne, ya insan bir kapıyı çalar. Gittin mi randevuna? Gittim anne, gittim, merak etme. Hem bu kadar merak ediyorsan niye gelmedin benimle? Kızım, ben seni düşündüğüm için sinirleniyorum. Tabii ki hiçbir şey senden daha değerli değil. Ama işte babanın bir hediye seçiminde pürüz çıktı. Benim bizzat kendim ilgilenmem gerekiyordu. Tamam anne, bu kadar duygusala bağlamana gerek yok. Hem zaten ciddi bir şeyim de yok. Tamam anne. Suyunuz. Zahmet oldu, teşekkür ederim. Ne zahmeti? Asıl ben teşekkür ederim. Bitti sonunda. Birkaç evrak işimiz kaldı. Onları da halledince açılışı yapacağız. Ve hatta ilk seni davet etmek istiyorum. Açılışa gelirsin değil mi? Yani o zamanki duruma göre bakarız. Ben gideyim artık. Su için çok teşekkür ederim. Ya bir su içip gitmen hiç içime silmiyor. Birlikte bir yemek falan yeseydik. Başka zaman artık. Selam. Kime? Selam. Nasılsın Deniz? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Cüzdanını arabada unutmuşsun. Çok teşekkür ederim. Seni de yormuş oldum buraya kadar. Zahmet oldu. Ne zahmeti? Olur mu öyle şey? O zaman böyle güzel bir üçlü olduk. Birlikte bir akşam yemeği yiyelim ha. Deniz karar versin. Ya ben çok geç kalamam ama. Annem rahatsız da biraz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ya çok büyük geçmiş olsun. Bir ihtiyacın varsa çekinmeden söyleyebilirsin. Teşekkür ederim. Düşünmeniz yeter. Nasılsınız babacığım? Keyifsiz gördüm sizi. Merak ettim. Yok, iyiyim. Bugün biraz yoğundu. Zaten çıkıp yatacağım. İyi olur. Uyuyup dinlenin. Yarın güzel bir kahvaltı yapalım birlikte. Sağ ol benim güzel kızım. Saat. Ne saati? Tabii senin haberin yok. Neden haberim yok Ahu? Ne diyorsun? Diyorum ki bu aralar saatten haberin yok. Yüzünü gören cennetlik. Gezip eğlenmiyorum ya. Çalışıyorum burada. Eşim varmış, kızım varmış. Hiçbir umrunda değil. Ben kimin için çalışıyorum acaba? Seni ve kızımı düşünmesem kendimi bu kadar yıpratır mıyım? Eşini düşünmek, pahalı hediyeler almak, kızını düşünmek, harçlık vermekle olmuyor. Ne istiyorsun benden Ahu ha? Ne yapayım senin için? Ailenle ilgilen biraz. Kızınla ilgilen. Bu aralar Halit abi beni çok endişelendiriyor. Kim bu gecenin saatinde? Kim olacak iş yerinden? Ben de istiyorum ailemle vakit geçirmek ama bir huzur vermiyorlar ki. Ben geldim. Ay hoş geldin kızım. Hoş geldin ablacığım. Annem, nasıl oldun? Aa, çok abarttınız siz de ama iyiyim diyorum kızım. Anne çok korkuttun bizi. Vallahi bütün gün aklım sende kaldı. İyiyim, iyiyim. Hoş buldum ablacığım. Babam yok mu? Gelmedi daha. Niye? Hadi kızım. Ablana çay koy. Uf anne ya, bir oturtmadın sen de beni yani. Açık olsun. Tamam. Sen ne yaptın bugün? Ne yapayım anne? Çalıştım. Ne yapacağım? Düğün mü var? Ha. Herhalde Nurhan teyzenin kızı evleniyor. Mahallede de evlenen. Bitmez.
kızı bir belaya soktun ya. İyi valla. Kazanırken Turgut iyi, kaybedince Turgut kötü, öyle mi? Ya oğlum, adamlar her gün borcu kafalarına göre artırıyorlar. Sen neden bahsediyorsun? Bak, bu belayı beni sen soktun. Bir yardım eli bile uzatmıyorsun Turgut ya. O kadarını düşünüyoruz herhalde. Bir yerden para istedim. Bugün yarın gelir. Ne? Hadi bakalım, göreceğiz. Hadi yürü, hadi. Çayları getir. Çayları getir aşkım. Öykü, eksik bir şey var mı? Orada unutmuş muyuz herhangi bir şeyi? Hayır abla, her şey orada. Tamam, çayları getir ablacığım. Abla, babam niye o kadar erken çıktı sabah? Ablacığım, bugün Oğuz abi açamayacakmış kahveyi. Babam ben açacağım dedi. Annem niye uyanmadı ya hala? Uyandırsana, kahvaltıyı hazırladık. Evet, yani bu saate kadar kalkmış olmalıydı. Tamam, tepsiye götür. Anne! Anne! Anneciğim. Sana kahvaltı hazırladık, uyan. Ay sen Sultan ya. İşe geç kalacağız bak senin yüzünden. Anne! 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 Öykü, ne oldu? Abla! Abla Öykü, koş! Koş! Anne! Öykü, ne oluyor? Abla, annem uyanmıyor. Nasıl uyanmıyor Öykü? Uyanmıyor. Anne! Anne! Annem kalk hadi. Öykü, ambulans çağır. Kolonya falan getir, bir şey yap. Anne! Anne kalk, anne! Anneciğim! Annem! Annem kalk hadi, anne! 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 Anne kalk hadi. Öykü, babamı da ara. Anneciğim, annem kalk hadi, ne olur anne! Anne kalk hadi. Aradım. Anne, oğlum ne yapacağız? Babamı aradın mı? Aradım. Anne, annem, annem kalk, ne olur anne. Anne ne olur. Geçmişimin peşinden geleceğini sanmıyordum. Sen benim kızımsın. Ne kadar yakınımda, o kadar uzağımdasın. Ama bana ulaşırsan her şeyimi kaybederim. Seni hayatıma alamam Deniz. Alamam.
Korkma ablacığım, korkma. İyileşecek annem, çıkacak oradan. Korkma. Annem siz bizi ne yaparız? Annem bizi yalnız bırakmasın. Ne olur abla. Bırakmayacak ablacığım, bırakmayacak. Annem bizi ne zaman yalnız bıraktı? Bırakmayacak. Bırakmayacak değil mi? Bugüne kadar bırakmadığı gibi yine bırakmayacak ablacığım. Ben çok korkuyorum. Ne olur ona bir şey olmasın. Ne olur ablacığım, ne olur ablacığım, ne olur. Annem, annem iyi mi? Hastanızın adı neydi? Aysel. Aysel Yılmaz. Benim ilgilendiğim bir vaka değil. Ben çok korkuyorum abla. Bu hayatı yaşayabilmek için çok savaştım ben. Kazandıklarımı kaybedemem. Ahu. Sen beni mi dinliyorsun? Ne işin var burada? Bir işim yok. Sesini duydum sadece. Sen her sesini duyduğun yanına gidiyor musun? Sokaktan seyyar satıcı geçtiğinde koşturup bakıyor musun? Sana bir şey söyleyeyim. Yoga malzemesi satmıyorlar canım. Senin sinirlerin mi bozuk? Değil ama sen konuşmaya devam edersen bozulacak. O zaman biraz daha konuşayım. Git başımdan. Uğraşamam seninle. Yes. İnsanı sinir ediyor. Gelmiş saçma sapan laflar ediyor. Bir bir yazıyorum bunları deftere. Sonra soracağım hesabı. Sen hala bitirmedin mi temizliği? Çekmeceleri de alıp hemen bitiriyorum Ahu Hanım. Sen bir şeyler karıştırmıyorsun değil mi Suzan? Aşk olsun Ahu Hanım. Yıllardır bu konakta çalışıyorum. Herhangi bir eksiğim, kusurum oldu mu? Bir yanlışımı gördünüz mü? Görmedim. Ama görmeyeyim. Çok geçmiş olsun Deniz. Umarım kötü bir şey yoktur. Peki, yani herhangi bir gelişmede lütfen beni haberdar et, olur mu? Tamam. Lütfen bir şeye ihtiyacın olursa söyle. Tamam, çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun, kendine iyi bak. Hadi bay bay. Ne olmuş? Deniz'in annesi rahatsızlanmış. Hastaneye kaldırmışlar. Umarım ciddi bir şey yoktur ya. Yani panik halinde, çok fazla konuşamadım ama zaten buradaki hastanede. Anladım. Tamam o zaman. Madem bugün fotoğrafları düzenlemeyeceğiz, ben kaçayım. Deniz'i beklemek zorundayız, mecbur. Dikkat et kendine o zaman. Eyvallah, görüşmek üzere. Alo Çınar, ne haber? Sorma ya, Deniz'in annesini hastaneye kaldırmışlar. Bizim buradaki özel hata hastanesine. Bir git bak kardeşim ya. Bir ihtiyacı olur, bir şey olur. Biliyorsun zaten çekingen, ihtiyacı olsa da yine net olarak söyleyemiyor. Bir yanında bulun. Aynen. Aynen, tamam, görüşürüz kardeşim. Tamam kardeşim, eğer bir şey olursa bana da haber et ha. Tamam. Tamam kardeşim, kendine iyi bak. Hadi bay bay. Çok güçlüdür. Bana bir şey olmaz ablacığım. Çıkacak oradan. Abla.
Babamı arayayım, bekle. Babama haber ver. Anne ya. Babama neredesin? Ben onu ya baba. Doktor bey. Buyurun. Annemin durumu nasıl? Hastamız iyi. Nabzı düştü. İçeride serum veriyoruz şimdi. Hayatı tehlikesi yok, merak etmeyin. Çok şükür. Neyi varmış peki? Neden böyle olmuş? Şu an bir şey söylemek için çok erken. Tabii bütün tehditleri yapıyoruz. Tahlil ve tomografi sonuçları gelsin diye bir şey konuşuruz o zaman sizlerle. Görebilir miyiz peki? Birinci açık. Kendinde şu an. Tabii yormadan görüşebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Muhakkak. Ama siz de anlayışla karşılayın. Bu artışlar sizi olduğu kadar bizi de etkiliyor. Evet. Haklısınız. Karşılıklı güven çok önemli. Sizden haber bekliyorum. İyi günler. Ben bu dosyayı burada mı unutmuşum ya? Kasaya koymadım mı? Ayrıldı. Teşekkür ederim. Anneciğim. Canım. Anne, nasıl oldun? İyiyim kızım, merak etmeyin. Yaşlılıktan benimkisi. Yerin ağrıyor mu? Hayır, hayır. İyi. Sen annem mi? Aysel Hanım, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyiyim doktor bey, sağ olun. Neden böyle oldum ben? Henüz tüm tahlil sonuçlarınız çıkmadı Aysel Hanım. Kızlarınıza da söyledim. Detaylı sonuçlar çıktığında daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Şimdi sizi taburcu edelim ama kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Merak etmeyin doktor bey. Biz ona gözümüz gibi bakarız. Kendini yormasın, yalnız kalmasın. Tansiyon, baş dönmesi gibi şikayetleri şiddetlenirse lütfen haberimiz olsun. Ama en önemlisi stresten ve üzüntüden uzak kalsın. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Allah razı olsun doktor bey, sağ olun. Geçmiş olsun tekrar. Kesin tansiyon. Allah ara sıra yokluyordu beni zaten. Ne yapayım annem, sen net söylemiyorsun ki. Ay nasıl söyleyeyim? Baksana nasıl telaş ediyorsunuz. Siz böyle yapınca kendimi hasta zannediyorum. Anne, sen unuttun galiba biz çocukken hastalandığımızda nasıl telaşlandığını. Anneler telaşlanır. Sen çok küçüktün, hatırlamıyorsun tabii. Ben bir gün bizim karşı komşunun bahçesinde oynuyorum, duvardan atlayacağım. Neyse atladım, düştüm tabii. Üstüm başım toz toprak oldu. Eve geldim, eyvah dedim, anneme bir şey oluyor. Küt diye bayıldı. Neden biliyor musun? Burnum kanıyormuş. demek ki azıcık soğukkanlı olamıyoruz anneciğim, genetik. Annem yorgun musun? Şurada oturalım. Yok kızım, bir an önce eve gidelim. Benim bir sürü işim var. Hadi. Ne ya? Ne iş ya? Deniz. Serdar ben. Merhaba. Merhaba. Ya büyük geçmiş olsun. Serdar Bey anneciğim, iş arkadaşım. Kusura bakmayın, tanımıyordum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ya bir yardım dokunur diye koşturup geldim. Teşekkür ederiz ama annem iyi, çıktık hastaneden. Öyle mi? Çok mutlu oldum. O zaman şey yapalım, ben sizi evinize bırakayım. Ya biz şuradan bir taksiye bineriz, gerek yok. Ya olur mu öyle şey? Lütfen, rica ediyorum. İyi peki. Zahmet olmayacaksa. Rica ederim, ne zahmeti. Buyurun lütfen. Gelen. Deniz. Deniz. Çınar, ne işin var burada? Geçmiş olsun, iyi misiniz?
Anneciğim Çınar, patron. Ah iyiyim, teşekkür ederim. Sizi merak ettim. Barış telefonda burada olduğunuzu söyledi. Ben de yapabileceğim bir şey varsa diye atlayıp geldim. Çok teşekkür ederiz. Ama annem iyi. Eve gidiyoruz. Zahmet etmişsin buraya kadar. Ne zahmeti? Olur mu öyle şey? Yine de bir şey olursa arayın beni lütfen. Tamam, çok sağ ol. Rica ederim. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Zahmet verdik size de. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ne zahmeti? Aysel ne oldu? Neyin var Aysel? Korkma Şevki, iyiyim. Serdar Bey sağ olsun bizi bıraktı baba. Fotoğrafların çektiğim mekanın sahibi. Memnun oldum Serdar Bey. Ben de öyle. Ya bana niye haber vermediniz peki? Seni aradık ama ulaşamadık baba. Ya işim gücüm var değil mi benim? Boş boş dolaşmıyorum herhalde. İzninizle. Ben gideyim artık. Tekrar teşekkür ederiz oğlum. Rica ederim. Dur, ben hemen geliyorum. Tamam ablacığım. Öykü, çok geçmiş olsun. Annen nasıl? Merak etme. Annem iyi. Ama buraya kadar gelmene gerek yoktu. Ya olur mu öyle şey canım? Seni yalnız bırakamazdı. Deniz. Efendim baba. Kim bunlar kızım? İşte Öykü'nün patronu Leyla Hanım'ın oğlu Mert baba. O da merak etmiş demek ki. Ne iyi arkadaşlarınız var sizlere. Ne iyi patronunuz varmış öyle ya. Rica edeceğim. Benim şimdi annemle ilgilenmem gerekiyor Mert. Ben seni daha sonra ararım, olur mu? Tamam olur. Ama beni haberdar et, olur mu? Görüşürüz. Kendini bir sürü hallederdik. Dur, çok yattım. Biraz hareket edeyim dedim. İyi tamam. Ama bak yorma kendini, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Tabakları alıyorum. Ben de geliyorum. Hadi gel. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızlar. Günaydın canlarım. Hadi oturun, hemen kahvaltınızı yapın. Geç kalıyorum ben. Kızım oturup doğru düzgün bir şeyler yesene. Anne bak, bizim yokluğumuzdan faydalanıp iş yapmak, kendini yormak yok, tamam mı? Merak etmeyin, ben ilgileneceğim annenize. Baba sen bugün işe gitmeyecek misin? Gideceğim ama sık sık gelip annenizi kontrol edeceğim. Anne bak lütfen. Tamam kızım. Tamam. Hadi herkes işinin başına. Anne, bak bugün hiçbir iş yapmıyorsun. Biz gelince ablamla yapacağız, tamam mı? Evet anneciğim. Ya tamam da yani ben sıkılırım, iş yapmadan duramam ki. Anne! Aysel!
Tamam, teslim oluyorum. Görüşürüz annem. Görüşürüz babacığım. Kolay gelsin. Güle güle. Güle güle kızlar. Derdin mi var Ahu? Ahu. Hı? Efendim? Bir sorun mu var diyorum, duymuyorsun beni. Yok bir şey. Senin aklın nerede? Asıl senin aklın nerede Yalçın? Hayda, konu niye bana döndü şimdi? Aklımdan hiç çıkmıyor ki. Aklından çıkmayan ne? Açıklar mısın? Ne olacak? Evli barklı adamsın. Kaç kez söyledim. Bu yaptıkların hiç yakışmıyor sana. Yakışmayan ne? Yıllardır senden başka bir kadına gözüm kaydı mı? Ne yanlışımı gördün? Onu mu diyorum? Hadi benimle ilgilenmiyorsun. Bir kızın olduğu da mı aklına gelmiyor? Ha. Onu mu söylüyorsun? Başka ne söyleyecektim? Yok yok. Son zamanlarda yoğunluktan sizi ihmal ettiğimin farkındayım. Ama telafi edeceğim, merak etme. Esin'le daha sık vakit geçireceğim. Umarım. Günaydın benim minnoş ailem. Günaydın. Günaydın bıcırığım. Bal annem. Hazırım ben, istediğin zaman çıkabilirsin. Gidelim. Hayrola, bu ne hazırlığı? Söyledim ya hayatım. Bundan sonra Esin'le daha sık vakit geçireceğim. Onu bugün okula ben bırakıyorum. Bay anişkom. Bay anişkom. Görüşürüz. Serdar, oğlum nasıl gidiyor çalışmalar? Her şey yolunda baba, hiçbir sıkıntı yok. Söylediğin gibi devam ediyoruz. Aman oğlum, aman oğlum. Çok dikkat edin, en ufak bir hata yapmamalıyız, tamam? Merak etme. Ben de yarın bir Ahu'yu ziyaret edeyim diyorum. Hem belki Esin'i de görürüm. Çok iyi olur. Koca beylere ne kadar yakın olursak o kadar iyi. Aslında önce abini baş göz edecektik ama bu işler artık eskisi gibi sırayla değil. Abisinin yapacak çok işi var. Ondan sonra evlilik, değil mi oğlum? Çok yedim ben. Ay. Yürüyüşe çıkalım. E ne duruyorsun? Hadi durduğumuz kabahat. Hadi. Hadi afiyet olsun. Otobak bitecek. Tamam baba. Sence Deniz ile Çınar arasında bir şey var mıdır? Bilmiyorum. Neden sordun ki? Hiç, meraktan. Öylesine. Esin'e bir sorarım. İşi çaktırmadan. Hadi hadi, biz de geç kaldık. Arabayı sen kullanıyorsun. Tamam. Hadi kaldırın şu parçaları şuradan. İğne kutusunu getir bana. Bitti mi çizimler? Bitmek üzere. Hızlı biraz. Bakın. Burada sadece şu aksesuar değişmiş. Ama diğer çizimlerin hepsi aynı. Belki de fark yaratan o küçük oynamadır. Ama Leyla Hanım,
Diğerlerinin hepsini ben çizdim. Evet. Bu yüzden en önemli parça eksik. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Sinem neden hepinizin üstünde sanıyorsun? Leyla Hanım biraz haksızlık yapmıyor musunuz? Tamam uzatma. Bir daha iftiralarla karşıma çıkma. Çıkabilirsin. Güven bana kardeşim. Çok ters bir proje çıkacak. Bakacağız artık. Ama bunun için daha çok fotoğrafa ihtiyacımız var. Bence serginin konseptine uygun iddialı bir başlığa ihtiyacımız var. Tesadüf diye bir şey yoktur. Nasıl? Güzel. Ama nereden çıktı şimdi bu kardeşim? Bak kardeşim. Normal insanların keşfedemediği, sadece fotoğrafçıların yakaladığı anlar vardır. Mesela bir yerde okumuştum. Japonya'da bir çift yıllar önce aynı karede, aynı yerde, aynı mekanda, biri önde, biri arkada fotoğraf çektiriyorlar. Yıllar sonra buluşuyorlar, tanışıyorlar, anlaşıyorlar ve evleniyorlar. Eski fotoğrafları kontrol ederken bir de bakıyorlar, ikisi de aynı karenin içerisindeler. Vay 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 vay. Çok romantik hikaye. Bu tesadüf olabilir mi oğlum? Yani. Bence bu projeyi Deniz'le birlikte yürütmelisin. Çok başarılı olacaksınız. Bilmiyorum Barış. Ya bakarız ona. Neden? Gerek yok şu aşamada Deniz'e. Neden? Ya oğlum Deniz'in çok işi var. Hem çok yoğun. Hem de annesi hasta. Yani olmaz Deniz. Annesinin durumu şu anda iyi diye biliyorum. Barış. Ne yaptığını biliyorum. Anlamadım Leyla Hanım. Detaycımdır, biliyorsun. Evet. Ama bütün daha önemlidir. Bir daha başkasının esirini sahiplenme. Leyla Hanım, ben çok özür dilerim. Gerek yok, çıkabilirsin. Thank you.
Aa, kim ki bu? Alo? Aysel Hanım, ben sizinle ilgilenen doktorun sekreteriyim. Buyur kızım. Doktor Bey sizinle görüşmek istiyor. Hastaneye gelmeniz mümkün mü acaba? Tabii tabii, hemen gelirim. Tamam. Aysel Hanım, lafı uzatmayalım. Tahmin ettiğim gibi, durumunuz ciddi. Keşke buraya yalnız gelmeseydiniz. Neyim var doktor bey, hastalığım nedir benim? Beyninizde tümör var Aysel Hanım. Beyin kanseri diye adlandırdığımız bir tümör türü. Acilen tedaviye başlamamız lazım. Tümörün büyümesini engelleyemezsek hayatınız riske girer. Tümörün seyri ilerlerse hayatınız tehlikeye girer. Adamlara para ödüyorum, adamlar hala da faiz yiyorlar bana. Ya sen beni nasıl bir belanın içine soktun Turgut? Ya ben o kadar kısa bir süre içerisinde bu parayı nasıl ödeyeceğim ya? Bir dur Şevki, bir dur. Konuşacağım ben onlarla, sakin. Ya neyini konuşuyorsun kardeşim? Bu adamların dini, imanı para olmuş. Bu adamlar konuşmaktan falan anlamazlar ya. Ya halledeceğim ben, sen güven bana. Ha Baysel be. Nasıl belaya düştüğümü bilse kadın kahrından ölür ya. Alo. Alo Şevki. Çocuklar gelmeden eve gelir misin? Konuşmamız gerek. Tamam. Nasılsınız bakalım? Haliniz vaktiniz yerinde mi? Sağ olun Sadık Bey. İyiyiz. Bir derdiniz, bir ihtiyacınız var mı? Yok Sadık Bey, sayenizde. Bugüne kadar hiçbir şeyimizi eksik etmediniz. Bundan sonra da eksik etmeyiz, merak etmeyin. Yeter ki bu sır sizinle birlikte mezara kadar gitsin. Diğer arkadaşınızda olduğu gibi. Ama onun da ailesini sahipsiz bırakmadık. Emredersiniz Sadık Bey. Son zamanlarda sizi ziyaret edip bizim hakkımızda soru soran birileri oldu mu? Yok, olmadı efendim. Sana? Bana da hiçbir şey gelmedi. Biliyorsunuz yanlış iş yapılmasından hiç hoşlanmam. Eminsiniz değil mi? Tamam, şimdi gidebilirsiniz. Zeynil'in adamları uğramamış yanlarına.